Motorcu abiden herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Yamaha Tracer 900'ü deniyoruz. Şu anda Yamaha bayisinden test amacıyla aldım. İşin doğrusu aklımda bir vlog çekme yoktu ama yeni motorumu seçerken sizleri de konuya dahil etmek istedim. El ısıtıcı, koltuk ısıtıcı opsiyonmuş. Bayağı bir özelliği var ama ben biraz hissine odaklanmaya çalışacağım. Koltuk niyeyse beni hep öne doğru itiyor. İlginç bir şekilde. Biraz yokuş aşağı gibi. Güzel, güç iyi. Gücü yerinde. Sadece gittiğim yolu unutmamam lazım. Çünkü motor üzerinde herhangi bir navigasyon tutucu falan filan yok. Gidersem kaybolabilirim. Ama şu ana kadar iyi ama ben acayip bir titreşim hissediyorum. Bu niye böyle acaba ya? Zincir mi titriyor? Garip. 3 silindir titreşim bence. Genel olarak motor heybetli yani. Güzel. Yüksekte durduğumu hissediyorum. Harley'de otururken aşağıdayım yani. Böyle bir yerde oturuyor gibi oluyorum ama bunda yerden bir yüksekteyim. Çok fazla böyle apaçlık yapmayacağım. Çünkü motor tam şeyde diyorlar. Ne diyorlar? Motorun sigortası falan filan tam ama dedi adam. Düşürürsen 1000 euroya alırız dediler. Neyse sıkıntı yok. Düşmeyiz zaten. Şu ana kadar iyi. Ama şu bir ince bir titreşim var. Bu ne ya? 3 silindirin herhalde verdiği bir titreşim. Naked'da MT07'de pek... Pardon MT09'da öncekinde pek bunu hissetmemiştim ama... Belki de hissetmiştim de Naked diye sallamamıştım. Şimdi tur motor olunca biraz daha titiz davranıyorum galiba. Ama şöyle bir yüksekte gitmek... Böyle hor hor gitmesi falan güzel yani, böyle bayağı güçlü gidiyor. Bayağı hoşuma gitti o hareketleri. Elektronik süspansiyon olması da manyak bir şey yani aslında. Hiç hissetmiyorum ama bir sürü ayarlama yapıyor saniyenin bilmem kaçta birinde. Bu arada niye Harley Davidson'ı satıyorum, elden çıkarıyorum falan, onları bir önceki videoda, bir önceki videodan daha önceki videoda olabilir. Harley Davidson almadan önce izleyin diye bir video yapmıştım. Orada anlatmıştım arkadaşlar. Eğer merak ediyorsanız niye bu adam böyle abidik gubidik motorlara bakıyor diye merak ediyorsanız ona bakabilirsiniz. Güzel güzel. Ben modları falan değiştirmedim bu arada. Bence bunda modlar da vardı. Çok kurcalamadım. O yüzden sakin mod, standart moddadır herhalde. Manyak yatıyor ya. Şöyle bir 100 kilometre ile giderken ne hissettirdiğini görmek istiyorum, anlamak istiyorum. Evet arkadaşlar, ben bu motorda bir şeyleri beğenmedim. Yani inceleme anlamında değil, yani gömmek için de değil. Ellerde titreşim var. Özellikle bu eldivenleri giydim çünkü kışlık eldivenleri giymedim. Bunun elimin el iç kısmı çok daha ince ve direkt gidondaki titreşimi, her şeyi algılayabiliyorum. Burada bir yerde kamera vardı, yavaşlayalım. O yüzden arkadaşlar hoşlaşmadım ya biraz. İlginç bir şekilde. Böyle bir titreşim, böyle bir ses, bilmiyorum ya. Ben bunu herhalde bu değil ya tam aradığım. Ama genel olarak çok iyi bir motor yani. Tank kapasitesi, amortisörleri yüksek, ekranlar Star Wars'taki savaş gemilerinin ekranları gibi falan. 120 ile giderken de devir çok yüksekti mesela. Devir yüksek olunca da ne oluyor? Biraz daha çok motor titreşimi oluyor. Ama bu benim biraz daha şey, şımarık yani bakışım, düşüncem. Daha da fazla beklentim var yani motordan. Şöyle parka da girmedim ama dışından da göstereyim bir. Makine ateş ediyor yani bakınca. Ama vibrasyon niye öyle oldu bilemedim ya. Koltukta ısıtma opsiyonu da varmış. İstersen ısıtmalı da alabiliyorsun. Kontağı kapatayım da. Tekrar yola çıkalım. Tekrar yola çıkalım. Bakalım. Şöyle arkadan da göstereyim. Plastiklemişler plakayı. Test motoru da plaka çıkarmamışlar. Ya çok motor çok bağırıp çağırıyor gibi oluyor bana. Gelen his o yani 120 ile giderken. Ama biraz daha şimdi gitmeyi deneyeceğim. Güzel ya, tam bir tur motoru yani.
Ama yüzde bu kadar bağırmamalı ya motor. Bu bir MT-09 yani özünde. 100 kilometrede bu kadar bağırıyorsan 200'de piston aşağı yani. Cam iyi ya, cam iyi iş görüyor. Bir gün elimize geçerse uzun uzun inceleriz ama ben bunu kendime alacak kadar beğenmedim arkadaşlar. 15.000 euro, bu GT versiyonu bu arada. Böyle içtenlikle bağlanamadım. Bak mesela MT-09 olsa bağlanırdım, hoşuma giderdi. O motoru sürmeyi sevdim Türkiye'de. Ama bunu... Ama buna böyle olmadı. Yani hem bu kadar para vereceğim hem sen titreşim vereceksin ellerime böyle. Isıtmalı elcik kendinden. Belki o ama hani o da yumuşak abi. Yani kendinden olsa bile. Aldığım yere koyayım da. Yeah, that's the small explanation of this bike. Thank you so much. Yeah. If you want to do for later, if you want to do the navigation and everything, it comes in full screen, only the top level is only the time and the speed and I understand. Yeah. It's really cool. To start the bike. Oh, sound is nice. Evet arkadaşlar, buradaki abiler illa popoma ayaklarımı yapıştıracaklar. Dediler ki Suzuki GSX GSX-S GT'yi kullan. Yani sport touring motosiklet. Bir de bunu kullanmadım demeyeyim diye bir de bunu böyle bir şey kullanayım. Çünkü daha önce bu tip bir motor hiç kullanmamıştım. Kullanmadığım için de sürmek de istedim. Eleman bu 2 hafta önce çıktı. Böyle bir motor yok yani dedi. 2 hafta önce çıktı. Öyle olunca da ben de tamam deneyeyim. Yeni olmasının yanında yeni piyasaya sürülmüş motor daha doğrusu. Hani yeni derken hani bu model yılı 2022 falan diye demiyorum. Gerçekten spor motor yani. Suzuki markasını severiz. Güzel bir abimizdir. Ama gel gelelim ayaklar popoda yani. Şurada bir çıkıntı var. Şuradan yavaş geçelim. Aşağı quick shifter'ı deneyelim. Oo, güzel. Bunu da ya bir şey söyleyeyim mi? Bunun koltuğu daha rahat diğerindekinden. Çünkü diğerinin koltuğu hep beni böyle aşağı doğru yani öne doğru hep ileri doğru itiyordu. Bir acayip hissediyordum o yüzden. Bunun koltuğu biraz daha düz böyle hani yavaş giderken gaza köklemediğimde veya frene çok basmadığımda, abanmadığımda beni biraz daha düzgün bir yerde durduruyor. Ama diğeri biraz anormaldi o konuda. Nasıl olduysa touring bike bir de yani. Bu sport touring, bakalım otobanda nasıl hissedeceğim. Ama cam yok yani. Yani bir şey söyleyeyim mi? Şimdiden hızlı gitmeye başladım yani. Sport motor olduğu için böyle şimdiden gaza kökleyesim gelmeye başladı. Çünkü ya bu ne kadar dik yaparsan yap bu racinglerde dik olmuyor. Böyle bir hemen gideyim bitireyim tek teker yapayım abi. Bir vututu yapayım geliyor o his yani. O Apache uyanıyor, gözlerini şu an açmaya başladı yani. Baktığım şey touring motor aslında da işte. İşte şeytan hep bunlar şeytanın işi. Adam da şeytanlık yaptı bize bunu verecek ama frenler bir geç tutuyor ya. Ben köklemiyorum pek tabii de. Çirkin de bir motor. Çirkin severiz bilirsiniz. Binlik, ABS, traction control, quick shifter. Motoru ilk kez bugün duydum yalnız bu arada arkadaşlar. Şaka değil yani. Selamımızı da verelim motorcu arkadaşlara. Makine gidiyor ya. Oo, bu ne lan? 5000'de bir de bacaklarımda titreşim. Kafayı yemiş lan bu motoru yapan mühendis. Bak şimdi 5000 devirde. Düşün 11.000 devirlere kadar çıkıyor. Bunun üstüne oturulmaz ki. Dur şimdi onu deneyeceğim ya. Yüksek devir şeyini. Şu an vibrasyondan popom gıdıklandı yani o derece.
Yemin ederim bildiğim popo gıdıklıyor motor. Ama oh, ilginç. Neyse, yüksek vitesi alalım. Tamam, yüksek viteste de ayaklarda bir miktar. Bugün benim titreşim günüm ya. Tam bir titreşimle Nokia oldum yani. 120 ile gidiyorum. Yok, olmuyor. Ama virajlar iyi ya, virajlar bu motorda iyi. Biraz yavaşlayalım da 1000 euro girmesin. Motor beni hız yaptırır abi. Başka hiçbir şey yok yani. Bak mesela diğer motorla ne kadar sakin geldim. İşte 120'yi denedim. Şurada bak mesela şeytan dürttü, 145 yaptım yani. Yani olmuyor. Böyle motorları süremiyorum abi ben. Hemen orada bir şeyler oluyor. Böyle bir deliriyorum yani. Bakalım 50 ile giderken nasıl durur? Şöyle bir quick shifter yapayım. Tık tık. Saat gibi yemin ederim quick shifter ya. Çık çık. Suzuki. Beni bu motor 18.000 euroyu cebimden çıkarttırmaz abi. Aynı rota, farklı bir motor ve daha hızlı gidiyorum. Çünkü karşı koyulmaz bir şeyi var bu motorların. Racing motorların. Almayın, aldırmayın. Abi şu sese bak ya. Boom. İnsanı gaza getirmek, gaza getiriyor yani. Başka yaptığı bir şey yok. Gaza getirmek yani. Mesela 1.6 arabam var. 1.600 cc. Hiç gaza gelmiyorum abi. Dümdüz gidiyorum. Ama motorda 1000 cc yetiyor çıldırmak için. İlginç bir şekilde ben o titreşimi anlamadım arkadaşlar. Cidden yani yanılmıyorsam, eğer bu motorda herhangi bir problem yoksa 6000, 5000, 7000 devirlerde gezdiğimde anormal bir titreşim hissediyorum. İlginç bir şekilde. Tamam, hız yaptığında olur dersin ama düşünsene yani 120 ile gitmek için benim yine 5-6 bin devirlerde kalmam lazım. Buradan sola gitmiştim ben ya, doğru. Ama şöyle giderken mesela süper akıyor. Akıyor yani. Az ama böyle biraz hızlanayım dedim. Bızz, bir böyle bir sanki arka cebimde Nokia telefon titrer ya, böyle masayı falan sallar işte, bayağı titrer yani. Aynı öyle bir şey oluyor yani. Rahatsız edici. Bu sefer içeride durayım da millet, hops, şurada durayım da millet gelip darlamasın. Şurada bir duralım. Niye o taraftan indim, şu taraftan ineyim. Tekme attım koltuğa. Evet, size şöyle aşağıdan çekeyim. Plastik yanı kokusu var. Bir şeyler yanıyor. Çirkin mi çirkin? Yamaha MT-10'un farlarına sahip ilginç bir motosiklet. Bunu da beğenmedim. Yani kriterlerime uygun değil. Ama şekli şemali iyi. Titreşim zirvede. Ya motorcu abi sen de çok şey arıyorsun ya işte falan diyebilirsiniz. Ama ciddi para yani. 18 bin euro vereceğim, bir de titreyecek. 4 silindir, binlik. Ekranda navigasyon da varmış. Tam ekran navigasyon da oluyor. Suzuki'nin ekran efsane. Navigasyon da koyuyoruz buraya dedi adam. Gidon dik. Benim KTM Dük'teki gibi gidon dik, siyah. Aynısı belki de yani. Açı olarak ama racing havası var ve beni benden alıyor arkadaşlar. Tam bir racingçi ya. Abi baksana şu devirde 4000'deyim bak. Yine bir oğlum nasıl bir vibrasyon ya? Benden bir sıkıntı var. Vücudumdan bir ağrı, fıtık mı oldum? Arıza mı var? Ne oldu? Ne ya? Abo, bu ne abi ya? Ha yani. Hayır, gömmeyeyim diyorum da gel beni göm diyor motor yani. Bak streşime bak.
Yani ben neden bunu söylüyorum arkadaşlar? Bakın racing motorlarda şey sıkıntısı olmaz. Titreşim olur, böyle şey olur, rahatsızlık olabilir yani. Bunu söyleme sebebim, bu motoru touring, racing, tour, ne, sport touring falan gibi pazarlıyor olmaları. Bu titreşimde nereye sport touring yani? %30'da oturamıyorum götümün üstüne yani kısacası. Böyle bir titreşim Bu da olmadı, kusura bakma Suzuki. Suzuki ve Storm da bana bir gösterdiler. Ben dedim ki çift silindir baba, olmaz dedim. Çift silindirden ben çektim dedim Avrupa turu yaparken dedim Honda Varadero ile. Tamam, eski motordu. Eski motor olmasına rağmen bir şeyler anlayabiliyorsun. Çift silindirse şöyle titrer, 2-4 silindirse bu kadar titrer, 3 silindirse şöyle titrer diye. İki silindiri ben direkt eledim yani. Çünkü onda titreşim olacaktır. Daha da fazla olacaktır ve daha da etkili olacaktır. Torklu motor oluyor genelde o tip motorlar ama. Bu bana mı geliyor? Nasıl korkunç bir dönüş. Şurada iyice içeriden alayım yoksa bana girecek. Basarsam şu arabanın içinde seyahat etme hakkı kazanabilirim arkadaşlar. Cenaze arabası burada. Bentley'i takip ediyor hem de. Tesla. Lan böyle akrabalarım olsa ölmem lan. Bu nasıl bir topluluk? Helal olsun. Başınız sağ olsun abicim. Bunlar tırt. Bunlar fakir akrabalar en arkada. Ulan ya. Motor koyduğum yerde duruyor lan. Arkasına koyayım bari. Adam üşendi herhalde içeri sokmaya. Evet arkadaşlar, burada bir başka bir motosiklet mağazasına geliyorum. Gördüğünüz gibi Motoport Husp. Husp buranın şehrin ismi. Benim yaşadığım şehre de çok yakın. Burada sabah saatlerinde bir ilan gördüm. Yani o da bir Kawasaki vs. 1000'e aitti. Çantalarıyla vesaireleriyle 2021 modeldi. Yani 2022'deyiz şu anda. Bayağı 1000 euro daha ucuzdu. 500 kilometrede falandı. Yani sıfır ayarında bir motordu. Ve tabii üzerine ekstra çantalar falan olunca ben de hemen kalkıp gidip bakayım dedim. Mağazaya gittiğimde hem de bir vs. 1000 test sürüşü yaparım, deneme yaparım diye düşündüm. Hem de kendi sahip olduğum Harley Davidson'ın takasa ne kadara sayılacağını merak ettiğim için onu öğrenmeye gitmiştim. Tabii gittiğimde hemen sordum bu motor duruyor mu, ikinci el olan. Bir önceki gün ilana konulmuştu hatta zaten, yani yeniydi yani bayağı ilan tarihiydi. Gittiğimde sabah 9'da birisi aradı, geliyorum almaya geliyorum diye mesaj atmış diye direkt aramış bunları yani, daha doğrusu. O yüzden bizim iş yattı. Adam bayağı 2-3 saatlik bir mesafeden onu almaya, motor almaya geliyor yani, geliyordu. Hatta gözümün önünde alıp götürdüler. Neyse dedim, iyi o zaman bir test sürüşü yapabilir miyim dedim. Bir de benim motoru kaça alırsın dedim takas yaparsak, onu sordum. Yeah. Why? I need touring bike. This is not comfortable. No. For long distance. And you always drove Harley Davidson or? Looks good. You always drove Harley Davidson or? No. This is my first and last Harley Davidson. Okay. First and last. Yeah. Onu da fiyat olarak 10.000. Benim alacağım Kawasaki 13.800 euro civarındaydı. Biz de 10.800'e alırız senin Harley Davidson'ı, temiz motormuş dediler. Bir de garantisi falan devam ediyor dedim hala. Okey dediler. Tabi sonra Kawasaki'yi bir süreyim deyince işler değişti yani, günüm güzelleşti. Bayağı hoşuma gitti motor çünkü. Kawasaki'nin başta sesi, duruşu, boyutları çok güzel. Büyük yani, devasa bir motor. Yani genel olarak her şeyiyle beğendim diyebilirim. Yani bugüne kadar sürdüğüm bütün motorlar arasında en konforlu ve en manyak görüneni bence bu motordu. Bu kullandığım en basic modeli. Ve de şöyle bir durum oldu. Kawasaki'nin web sitesinde ben bu motoru incelerken touring modeli, yani tourer olan versiyonu almayı düşünüyordum. Çünkü onun özelliklerinde elektronik süspansiyon, telefon bağlantısı ve quick shifter olduğu yazıyordu ama mağazadaki arkadaşlar bana dedi ki bunda quick shifter yok, bu en basic modelin sadece çantalı versiyonu. Yani aslında
arada verdiğiniz fark sadece çanta oluyor. O da 700-800 euro, pahalıydı aslında basic modelden. Aslında mantıklı ama sitesinde yanlış bilgi veriyor olması saçma, koskoca Kawasaki. Tabi test sürüşüne başladıktan sonra bayağı bir hoşuma gitti yani Kawasaki. Yani daha önce çok Kawasaki sevdalısı biri değildim ama quick shifter olmasa da olur dedim, o derece beğendim motoru. Hiçbir titreşim yok gidonda, ayaklarda, her devirde. Çok abanmazsanız tabi 120-130-140 civarında titreşim olmadan konforlu bir şekilde gidilebiliyor. Eğer çanta veya elci kısıtma, quick shifter gibi şeylere ihtiyacım olursa da ileride onları da sonradan takarım diye düşündüm, taktırırım diye düşündüm ama çok ihtiyacım olacak özellikler değil. Elci kısıtma 200 euro civarındaydı. Quick shifter da 300 euro civarındaydı. Yani satın alınamayacak şeyler değiller yani eğer çok ihtiyaç olursa ileride. Ama orijinal çantalarının çok büyük olmadığını düşünüyorum. O yüzden eğer satın alırsam en basic modeli alırım diye düşünüyorum. Çünkü çantalar ufak. Avrupa turuna gittiğimde Honda Varadero'da daha büyük çantalar vardı. Büyük çanta olduğu zaman her zaman çok daha kullanışlı oluyor. Onun farkına vardım. Bunun çantaları çok biraz da güzel görünsün diye küçük yapılmıştı muhtemelen. Çok kaba durmasın diye ama yani biraz garip duruyorlar. Ufak duruyorlardı bana kalırsa. Çok böyle yük alamayacak gibi duruyorlardı. Motorun üzerinde hız sabitleme sistemi var. Bazı ufak tefek elektronikler var. Yatış açısı hesaplama, ABS ile alakalı bazı özellikleri var. Çok böyle inceleme videosu gibi anlatmayacağım. Çünkü daha önce bu tip bir motoru incelemiştim. Versys 1000 SE GT'ydi herhalde, Special Edition. Yani ondan sonra zaten buna biraz içim ısınmıştı. Cam falan çok kullanışlı. Üstteki, öndeki cam maksimum seviyede şu anda hatta. Kesinlikle bir sonraki motorum bu olabilir diye düşünüyorum. Bu paraya gerçekten değer diye düşünüyorum. Sizin de bu konuda yorumlarınız varsa arkadaşlar lütfen yazmayı unutmayın. Çünkü hala satın almadım. Eğer şu motoru da dene diyeceğiniz bir motor varsa satın almadan önce yorumlarınızı açayım arkadaşlar. Ama muhtemelen bu motor yüksek ihtimalle ailemize katılacak gibi duruyor. Çok da güzel yola gideriz, turlara gideriz diye düşünüyorum bununla. Evet arkadaşlar, bu videoluk bu kadar. Niye videonun üzerine konuşuyorsun diye sorarsanız da sabah ben hızlı acele çıkarken mikrofonu tam takamamışım yerine aceleyle, heyecanla. O yüzden videonun üzerine konuşayım dedim. Bir ziyan olmasın böyle güzel bir video. Çünkü çok eğlenerek sürdüm bu motoru. O yüzden sizlerle de paylaşmak istedim. Instagram'da ve Facebook'ta beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.